Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda bu görmüş olduğunuz çıtır çıtır kat kat su böreği tadında nefis bir sütlü börek yapıyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Böreğimin yapımına karıştırma kabına 1,5 su bardağı ılık sütü alarak başlıyorum. Yarım su bardağından biraz eksik olacak şekilde sıvı yağ ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Spatula ile karıştırarak 2 tam yumurtayı da ilave ediyorum. Karıştırarak sıvı malzemelerin çözünmesini sağladıktan sonra azar azar un ilave etmeye başlıyorum. Yeteri kadar tuzu da bu aşamada ilave ediyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml'lik klasik su bardağı. Yumurtanın büyüklüğüne, unun kalitesine göre alacağı un miktarı farklılık göstereceği için her zaman olduğu gibi unu azar azar ilave etmeye özen gösteriyorum. Hamurum yoğunlaşmaya başlayınca spatulayı içinden çıkartarak elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu börek için yumuşak, ele yapışmayan bir hamura ihtiyacım var. Baklava hamuru kıvamında bir hamur oluyor. Hamurum artık toparlandı ve kıvam almaya başladı. Artık un ilave etmiyorum. Ancak pürüzsüz bir hamur elde edebilmek için birkaç dakika daha yoğuruyorum. Tezgaha un serpip birkaç dakikada tezgah üzerinde yoğuruyorum. Güzel yoğrulmuş ve iyi dinlenmiş bir hamurda yufkaları açmak çok daha kolay oluyor. Bu börek için zaten tek tek yufka açmayacağız. Ayrıntıları kaçırmamak için videomu fazla atlama yapmadan izlemenizi tavsiye ederim. Tezgah üzerinde yoğurarak rulo haline getirdiğim hamurumu öncelikle 3 parçaya bölüyorum. Bezelerin eşit büyüklüklerde olmasına özen gösteriyorum. Her bir bezemi toparlayıp yuvarlayarak hazırlıyorum. Hazır olan bezelerimden bir tanesini alıp tezgah üzerinde ileri geri hareketlerle rulo haline getiriyorum. Hazırlamış olduğum hamur rulosunu 20 adet küçük parçaya ayırıyorum. Bu parçaların da eşit büyüklüklerde olmasına özen gösteriyorum. Bolca buğday nişastasına bulayıp uygun bir tepsiye alarak üzerine streç filmini örtüp dinlendiriyorum. İlk 20'li grup hamurum dinlenirken ben diğer bezelerimi de aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Bu böreğimiz toplamda 60 kattan oluşacak. Ancak bezeleri tek tek açmayacağımız için çok pratik bir şekilde böreğimizi hazırlayacağız. 10-15 dakika dinlenen bezelerimi tek tek tatlı tabağı boyutunda açıyorum. Açmış olduğum bezelerin aralarına nişasta serperek üst üste alıyorum. Ben bu tarifimi hazırlarken mısır nişastası kullanmayı tercih ettim. Tüm bezelerimi açarak üst üste aldıktan sonra uygun bir tepsiye alıp üzerine streç filmini örterek dinlenmeye alıyorum. İlk 20'li grup hamurumuz hazırlanıp dinlenirken ben diğer hamurlarımı da hazırlayarak dinlendirmeye alıyorum. İlk hazırladığım hamur grubunu açacağım tezgaha alıyorum. Öncelikle elimle bastırarak biraz genişletiyorum. Hamurlarımı alt üst ederek her iki tarafında eşit şekilde açılmasını sağlıyorum. Merdane ile hafif hafif bastırarak hamurumu genişletip büyütüyorum. Hamurumu büyük boy fırın tepsisi boyutunda açabildiğim kadar ince açıyorum. Tepsi boyutunda açmış olduğum ilk 20'li hamur grubumu yağlamış olduğum tepsiye alıyorum. Tepsiye yerleştirdikten sonra eritip soğutmuş olduğum 100 gram tereyağdan üzerine gezdiriyorum. Yağın hamurun her tarafına gelmesine özen göstererek fırçayla sürüyorum. Ben böreğimi bugün peynirli olarak hazırlıyorum. Sizler sevdiğiniz içerçları kullanarak da bu nefis böreği hazırlayabilirsiniz. Böreğimde beyaz peynir ve kaşar rendesi kullanıyorum. Peynirli harcımın yarısını bu katmanda kullanıyorum. Şimdi böreğimi 20 katlı diğer hamur grubunda açarak hazırlıyorum. Bezelerin eşit büyüklüklerde açılabilmesi için zaman zaman alt üst ederek açmaya özen gösteriyorum.
Su böreği lezzetinde ama su böreğinden daha pratik bir şekilde hazırlanan, haşlama, suda bekletme derdi olmayan bu böreği denemenizi tavsiye ederim. Üst katmanı incecik çıtır çıtır zar gibi, içi ise su böreği gibi yumuşacık oluyor. Açtığım bu beze grubunu da iç harcın üzerine tepsiye alıyorum. Tepsiye yerleştirdikten sonra eritmiş olduğum tereyağı ile her tarafına gelecek şekilde yağlıyorum. Kalan iç harcı da üzerine serperek yayıyorum. Son 20'li grubu da açıp tepsime alıyorum. Kenarlarını bastırarak sıkıca kapatıyorum. Üzerinde kullanacağım yağın her tarafına gelebilmesi için fırına girmeden önce böreğimi dilimliyorum. Böreğinizi istediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Üzerinde kullanmış olduğumuz bu yağ sayesinde böreğimizin katları tek tek ayrılıyor ve çıtır çıtır baklava gibi oluyor. Böreğimin üzerinde kullanmak için 2 çorba kaşığı tereyağı eriterek hazırladım. Yağı soğuk bir şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Aksi takdirde böreğinizi hamurlaştıracaktır. Erittiğim tereyağın içerisine 1 su bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Yağ karışımını böreğimin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Yağın özellikle ara katlara da girmesine özen gösteriyorum. Hazırlamış olduğum böreğimi 200 derecede alt üst ayarda ısıtılmış fırına göndererek kızarana kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi böreğim şimdiden katları sayılıyor ve nar gibi de kızardı. Ancak halen hazır değil. Şimdi su böreği gibi olmasını sağlayan püf noktasını da veriyorum. 2 su bardağı soğuk su, 1 su bardağı soğuk sütü karıştırarak böreğimin üzerine gezdiriyorum. Bu işlemi böreğimi fırından aldıktan hemen sonra yapıyorum. Su ve süt karışımını her tarafına gelecek şekilde gezdirdikten sonra hiç bekletmeden tekrar fırına göndererek 10-15 dakika daha pişiriyorum. Bu süre fırından fırına farklılık gösterebilir. Böreğiniz sosunu çektiği zaman fırından alabilirsiniz. Artık böreğin fırından çıktı ve servise hazır. Dışı çıtır çıtır, içi su böreği gibi yumuşacık oldu. Kat aralarında kullanmış olduğumuz nişasta ve yağ sayesinde de hamurlaşma yapışma olmuyor. Bu nefis böreğimin iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi kat kat harika bir börek oldu. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Kanalıma halen abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Tarifimi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yepyeni ve farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.